Aslında hep şunu görüyoruz: Seçime kadar kuru tutmak, seçime kadar bir şey olmaz. Ee, yani bütün düzenlemeler, regulasyonlar, adımlar, önlemler ne dersek diyelim buna, evet. seçime doğru kurun öyle bir sıçrama, bir atlama yapmaması yönüne dönük önlemlerle ilerliyor. Seçim sonrası biraz belirsizlik. Birçok yabancı kurum raporu gördük geçen hafta işte hmm. HSBC'nden e, Morgan Stanley gibi böyle çok büyük e, kurumlar standart çarptık derken deniyor ki e, ne olursa olsun özellikle HSBC'nin son raporu sene sonu kur tahminini 21'den 24'e çıkardı. Ha, böyle. Öyle. aa Olur mu 24 falan diyeceğimiz yok yani enflasyona bakınca enflasyon kadar kurum bir miktar yukarı gitmesi sürpriz olmaz ama şunu ifade edelim. Kim kazanırsa kazansın e, TL değer kaybedecek muhtemelen diye yazdılar. Doğru. O yüzden e, Ahattin Bey'in mesajı da 15 Mayıs. Yani ne olursa olsun bir TL'nin değer kaybetme ihtimalinden konuşuluyor. Evet. E, neden 15 Mayıs? E, seçim ne kadar bu baskı, bu önlemler Hı. sürdürülürse 15 Mayıs'ta acaba bu e, belirsizlik e, ortadan kalkmasıyla kur yerine doğru gider mi? E, sen ne dersin hem yazı hem de hakikaten seçim sonrası kurun yukarıya gitme ihtimaline dair? Vallahi Alaaddin zaten çok güzel analiz etmiş hı hı. konuyu. Hı hı. Ama şöyle diyeyim, yani kurların, şimdi bu biraz da kendi kendini artık doğrulayan kehanet gibi. Ama temeli sağlam bu kehanetin. Neden sağlam? Çünkü biz biliyoruz ki epey bir süredir işte arka kapıdan de ön kapıdan de ama sonuçta döviz yakarak, Merkez Bankası'nın rezervlerini de kullanarak biz dövizi tutmaya çalışıyoruz. Çünkü odağımızı oraya verdik ve dövizi tutmayı bir numaralı politika, hayat memat meselesi, ekonominin gidişatındaki en kritik konu olarak görmeye başladıktan sonra zaten bununla ilgili her adımlar birbirini takip etti. Ama problem şurada ki artık birçok aktör, ekonominin aktörü bunun sürdürülemeyeceğine inanıyor. Belki bu politikayı düzenleyenler de bunu sürdürlemeyeceğine inanıyor. Çünkü şu anda yani açıkça şunu görüyoruz: yani bir 700'den fazla biz Eylül 2001'den bu tarafa bu politikayı, politika mı artık rejim mi nasıl adlandırırsak adlandıralım, bunu devam ettirebilmek için biz 700'den fazla düzenleme yaptık. E bu kadar düzenleme bu sistemin oturmadığını aslında düzenleme hani iyi bir şey için kuru sakinleştirmek için evet. tansiyonu Yapılır. düşürmek için yapılıyor ama dönüp dolaşıp bu kadar çok düzenleme yapılması da soru işareti. o tam işaret. tersi psikolojik etki yaratıyor. İşte bizim bugün Ali Ağlu ile gene gazetede konuştuğumuz şans sohbeti yapıyoruz biliyorsunuz biz onunla. Onun özetini de yayınlıyoruz gazetede. Orada da Ali'nin de dikkat çektiği bir konu vardı yani aklımıza bu kadar çok düzenleme ister istemez bir karpuz kabuğu düşmesine neden oluyor. Ee, yani çünkü iş yani tabii ki düzenleme yapılabilir. Hı hı. Müdahaleler yapılabilir. Bunları yapmaya hakları yok anlamında hiçbir şey söyleyemeyiz. Herkes yapıyor. Bugün Fed'in yaptığı nedir? Yani faiz artırımları da müdahaledir. Yani parasal Avrupa... genişlemede bir müdahale müdahaledir. Müdahaledir. Yani ekonomiyle. bu krizde değil, hemen likiditeyi sağladılar. Son tabii bankacılık ki. krizinde. Yapılacak ama Şimdi bu kadar düzenleme yapılıp düzenlemenin düzenlemesi, düzenlemenin tekrar doğrulanması, onun düzenlemesinin yapılması bu işlerin biraz sıkıntılı bir şekilde geliştiğini gösteriyor. Ve benim gördüğüm yapılan düzenlemeler bir işe yaramaktan çok işleri de daha fazla sıkıntıya sokmaya başladı. Maalesef böyle. Yani o düzenlemeler bir yerde eğer işler doğru gitmeye başlasaydı duracaktı zaten ama durmuyor, devamı geliyor. Şimdi böyle bakınca 15 Mayıs üzerinde yani seçimin bir gün sonrası üzerinde insanların aklında yani şimdi tamam bu bir yerden sonra patlayacak ama nerede patlayacak? İşte sonuç itibariyle 15 Mayıs bunun için gösterilen tarih ben de bunu çok duymaya da başladım. E, şunu, Birkaç seçenek var Tabii Ufak araya tabii, tabii lütfen e, Şöyle çok hızlı artış olması zor diyor bir kere evet. e, Alaaddin Aktaş yazısında Diyelim ki diyor Cumhur İttifakı kazandı Öyle birden bu kadar önlem alınmışken Birden bunu terk eder mi? Bu biraz zor diyor e, Mevcut uygulamalar devam ettirilir ve artış zamana yayılır En azından yayılmak istenir evet. Millet İttifakı kazanırsa diyor e, Türkiye bir döviz girişi olabilir Ondan bahsetmiş ee, geçmiş dönemde Körfez ülkeleri ve Rusya'dan bir döviz girişi vardı. Benzer yollarla bulma girişimi sona erecek. Yani diğer taraftan benzer yollarla bulma girişimi sona erecek ama belki batıdan bir döviz girişi ihtimalinden söz ediliyor. Onu ifade etmiş. Dolayısıyla döviz üstündeki baskı kalkmasıyla birlikte kurların fırlaması pek de söz konusu olmayacak diyor. Ee, çünkü ekonomi politikası değişecek. Merkez Bankası araç bağımsızlığına kavuşacak ve kur üzerindeki baskı hani bir zamanla aşağı gelebilir diyor. Son aslında ihtimal şu e, Hakan abi bir hani boşluk dönemi olabilir. Bu da çok konuşuluyor. Yani seçim sonuçları e, diyelim ki belli oldu. Yine yazıdaki ihtimalle söz ediyorum. Diyelim ki Millet İttifakı kazandı. 15 Mayıs sabahı hemen yani 14 Mayıs seçim 15 Mayıs koltuğa oturduk olmuyor. Bir geçiş dönemi var. Şöyle bir endişe var ki yazıya bu da e, yazıda yer bulmuş. Acaba o ara dönemde Merkez Bankası aldığı önlemleri bırakıp hani ne yapalım biz önlemleri bitiriyoruz. Gideceği yere gitsin der mi diye. Çünkü evet. yani şu anda hani eğri oturup doğru konuşalım. Merkez Bankası ile ekonomi yönetimi e, aynı e, yöne bakıyorlar. Yani ekonomi politikasıyla e, Merkez Bankası başkanımızın hani yaklaşımı aynı. Evet. Onu görüyoruz. Yani bir tamamen bağımsız Merkez Bankası'ndan söz edemediğimiz ortada. Eğer diyor Millet İttifak kazanırsa o ara dönemde mazbata alınana kadar bir hani kurda bir e, aksilik olur mu diyeyim ben. O da olmaz diyor. O zaman sormazlar mı diyor. Ya sen bugüne kadar bu önlemleri götürdün. Şimdi niye birden bıraktın diye. O belki ara döneme ilişkin eğer olursa tabii senaryo. Üç tane senaryo var burada. Sen ne dersin? Şimdi e, bir de bir başka şeye daha bakmamız lazım. Şimdi kurlar diyoruz ki bir baskı altında. Hı hı. Yani olması gerekenin altında gibi görünüyor. Neden? Şimdi bakıyorum ben mesela maliyetler tarafına ya da enflasyonun çıkışına bakıyorum. O kurlardaki çıkışın kurların yükselişinin çok üzerinde bir seyir izliyor. Hı hı. Yani şey çok basit bir örnek. Yani sadece asgari ücrete baktığımız zaman yani neydi 4253 liraydı geçen sene başında sene sonuna geldiğimizde 8506 lira oldu tam %100 arttı ama kurlar ne kadar arttı en işte şuradan alıp buradan şey yapsan %38 civarında bir artış var zaten kurların üzerinde bir baskı var yani artı neyi biliyoruz merkez bankamızın ve bir takım e, yollarla, başka kuruluşların da e, katkılarıyla e, kurları baskılamak için çok fazla regulasyonu devreye soktuğunu, aynı zamanda da satışlar yaptığını bir takım yollarla. tabi kendisi e, ama bunu bunu yönetiliyor bu sonuç olarak. Bunu da herkes biliyor. Yani yalanlanmıyor. Para yalanlanmıyor da. Para yakıyoruz e, diye sonuç itibariyle herkesin Aklında bir şey var, bir gerçeklik artık haline gelmiş bir durum var. Açıklanmış, ilan edilmiş borazanla Yok. olması gerekmiyor zaten. Bey, herkes bildiği gerçekler bunlar. Şimdi bunu da mutlaka dikkate almamız lazım. Bu ister istemez ihracatçının da şu anda e, anlattığı bize konu budur. Yani benim maliyetlerim aşırı arttı ama e, kurlar buna uygun artmadı. Ben artık fiyat vermekte zorlanıyorum. E bunların önünü açmak da sonuç itibariyle ister istemez gündeme gelecektir. Ya buralarda bir denge oluşturmak gündeme gelecektir. Ben Alaaddin'e katılıyorum. Bir müddet sonra bunlar farklılaşabilir. Güven veren bir politika, farklı politikalar. ama Bu politikanın devamı halinde bence gidilecek yer kontrollerin, sermaye kontrollerinin daha da artması olur. Başka bir ...gidilebilecek yol, yol görmüyorum burada. Ama e, diyelim ki... ...kim kazanarsa kazansını ...burada da kullanabiliriz. Hı hı. Farklı politika izlenebilir çünkü. Farklı politika izlendiğinde... ...Cumhur İttifakı yapar yapmaz diye tartışmıyorum. Eminim şu anda bizi izleyenlerin... ...birçoğu yapmaz diyordur. Doğru da olabilir. Ama farklı politika izlendiğinde... ...piyasalara güven verildiğinde... ...niye Mehmet Şimşek eee gündeme geliyor. Gündeme geldi. geliyor. Değil mi? Yani bütün bunları da bir düşünmek lazım. Millet ittifakı biz zaten bu politikayı uygulamayacağız. Farklı politikaya geçeceğiz. Daha ortodoks denilen politikalara geçeceğiz diyor. O zaman bakıyorum, tamam bir zaman sonra piyasalara güven veren ve bununla beraber yeniden dışarıyla köprülerin kurulduğu, işte Londra ile bilmem finans köprülerinin tekrar kurulduğu bir ortamı yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Ama buraya kadar geçen sürede bence kurlar, yani tabii ki hiçbirimiz bunlardan emin olamayız. Alatti'nin dediği gibi bunun olması insana sorular da sordurtabilir. Niye sen bugüne kadar bunu yaptın da bundan sonra bunun peşini Vazgeç. bıraktın? Belki de zaten vazgeçmeyecektir de. Yani onların da hepsini göreceğiz. Ama benim bildiğim tek şey var, kurlar üzerinde müthiş bir baskı var ve bir yerden sonra bu politikanın sürdürülemezliği ortaya çıkacak ve ister istemez kurlar bir atak yapacak. Bu atan ne olacağını ben tabii ki bu işin uzmanları analistleri çok daha iyi bilecektir.